Baba. Ha? Birlikte çizelim. Oo, hı. Ne çizeceğiz peki? Kedileri. Tamam. Bitirdim. Benimki de hazır. Başka bir şey çizelim mi? Oo, hadi çiçek çizelim. Ben bitirdim. Başka bir şey deneyelim. Tamam. Vay! Çok güzel çiziyorsun. Benimki de korkunç. Hayır, bence resmin çok güzel olmuş. Bence çok güzel. Seni ünlü bir sanatçıya götüreyim. Ve sana çizimler hakkında daha fazla şey öğretsin, olur mu? Evet! Merhaba, ben Romero. Mutlu Sanat Akımı'nın kurucusuyum. Ve bugün burada, Miami'deki Sanat Sarayı'ndayız. Nastya'yı kabul ettiğimiz için çok mutluyuz. Bir, iki, üç, koş! Sen kazandın. Evet, sen kazandın. Yürümeye devam edeceğiz ve en sevdiğin hayvanı göreceğiz. Hadi. İşte burada. Ne düşünüyorsun? Kedileri severim. Senin favorin ne? Buradaki favorim aslında bir kedi. Diğeri de bir köpekti. Senin için doğru olanı biliyorsun. Başardın. İşte. Merhaba. Nastya ve Romero tüm resimlerini çizdiği stüdyosuna gidiyorlar. Sanatçı yeni tamamladığı projesini gösteriyor. Ve şimdi birlikte bir şeyler çizecekler. Hadi birlikte bir şeyler yapalım. Küçük bir çizgi yapacağız. Vay, inanılmaz. Çok güzel yaptın. Romero, Nastya'ya basit ama parlak çizimlerin nasıl çizileceğini öğretir. Sıradan çizgiler eşsiz, şık ve modern sanata dönüşebilir. Oh bak, bu bir kedi. Bir kediniz var. Ne düşünüyorsunuz? Resimlerinizi gerçek sanatçılar gibi imzaladığınızdan emin olun. Sanat, tuval veya heykel üzerindeki bir tablodan çok daha fazlasını bilmektir. Sana nasıl yapılacağını göstereceğim. Ve sonra sen de yapmaya başlayabilirsin. Tüm renkleri bana bırak. Evet, mükemmel. Gördün mü, birlikte yaptık. İşte başlıyoruz. Seninle başlayacağım ve sonra sen devam edeceksin. Kulağa hoş geliyor mu? Yani hoşuna gidiyor değil mi? Şimdi devam et. Nastya ve Brito. Tabloyu birlikte bitirmeye karar verdik. Çok sıra dışı, eşsiz ve harika çıktı. Süperdi. Aferin Nastya, inanılmaz. İşte yine başlıyoruz. Şimdi küçük bir taç giyme töreni yapacağız. Ne demek istediğimi biliyorsun.
parti parti hayvanlarla birlikte oynayabiliriz. Şimdi Nastya Sanat Sarayı'nın prensesi. Yani herkes için, arkadaşlarınız için, dışarıdaki çocuklar için size söylemek istediğim şey, ne çizerseniz çizin ona değer vermek zorundasınız. Çünkü yaptığınız her şey kendinizin, çocukken olduğunuz zamanın ve bildiğiniz her şeyin bir ifadesidir. Sanat gibidir. Sadece bir satır olabilir, bir harf olabilir, sadece bir tane olabilir. Önemli değil. Bu sanattır. Harika tavsiye için teşekkür ederim. Bu çok yardımcı oldu. Kendine inan. Kendine inan. Next video. Neden bu kadar üzgünsün Nastya? Öğretmenim bana bir ödev verdi ve bu şarkıyı öğrenmem gerekiyor. Yapabileceğimden emin değilim. Hayır, bence yapabilirsin. Formül çok kolay. Yatmadan önce 3 kez okuyorsun. Tamam. Mutlu yıllar her yerden geliyor. 1 2 3 Bunu yastığının altına koy. Tamam. İyi geceler çocuklar. Günaydın. Uyan hadi, okul zamanı. Şimdi bir kez daha tekrarlıyoruz. Tamam. Tamam. Doğum günün kutlu olsun. Her yerden geliyor. Doğum günün kutlu olsun. Tüm havayı dolduruyor. Doğum günün kutlu olsun. Bu sesi duyabiliyor musun? Şimdi kendime güveniyorum. Okuldan sonra. Baba. Baba. Aa, aldım. Vay, aferin! Ne oldu Nastya? Öğretmen yakında bir spor müsabakası yapacağımızı söyledi ve sanırım bunu yapamam. Ben sana yardım etmek için buradayım. Hadi biraz çalışalım. Tamam. Antrenman başlıyor. Benden sonra tekrar edin. Aynen böyle. Aferin sana. 1, 2, 3 Şimdi ters takla. Atla. Atla. Harika. Tekrar yapalım. Bugünlük bu kadar yeter. Görüşürüz. Şimdi daha güçlüyüm. Okuldan sonra. Baba, baba. Madalya aldım. Gördün mü? Sana söylemiştim. Sorun ne? Okulda güzellik yarışmamız var ve şimdi yeterince güzel olmadığımı düşünüyorum. Sana yardım edeceğim. Merak etme. Senin baban tüm sorunları çözer. Maggie, bize yardım edebilir misin? Kimin yardıma ihtiyacı vardı? Benim. Sanırım yeterince güzel değilim. Nastya, gerçekten çok güzelsin. Sadece biraz daha güvene ihtiyacın var. En sevdiğin saç modeli hangisi? Bir at kuyruğunu severim. Tamam. Böyle mi? Evet.
En sevdiğin kıyafet hangisi? Ve kendini iyi hissettiğin şey nedir? Siyah giymeyi severim. Ne tür ayakkabılar giymeyi seviyorsun? Fitness'li sneakers. Al bakalım. Teşekkür ederim. Ayrıca kendine güvenen bir yürüyüşe ihtiyacın var. Teşekkürler. Şimdi kendime inanıyorum. Bugün kazanan ben olacağım. İyi şanslar. Teşekkür ederim. Next video. Baba, ben de şampiyon olmak istiyorum. Tamam, peki ne tür bir spor seçmek istersin? Basketbol, tenis, satranç? Satranç. Peki, beyzbolu denemek ister misin? Evet. Artık oynamak istemiyorum. Okçuluk. Tamam. Hadi gel futbol oynayalım. Evet. Oo, kış sporları yapabiliriz. Ne dersin? İyi fikir. Artistik patinaj mı? Tamam, hadi gidelim. Hadi gidelim. Korunmaya ihtiyacımız var. Kas takmayı unutma. Çok zor. Çok zor. Artık kaymak istemiyorum. Peki curling'e ne dersin? Curling nedir? Hadi gel öğrenelim. Curling buz üzerinde bir takım sporu oyunudur. Amaç özel bir taşla buz üzerine boyanmış bir hedefi vurmak ve rakibin taşlarını nakavt etmektir. Nastya oyunu öğrenmeye çalışıyor. Nastya bak, böyle yap. Asla şampiyon olamayacağım. Her zaman kaybediyorum. Hayır, pes etmemelisin. Başarmak için kaybetmek de çok önemlidir. Kaybetmek kötü değil, öğrenmemek daha kötü. Bütün şampiyonlar en az bir kez kaybetmiştir. O zaman eğitime devam edeceğim. Ben artistik patinajı seçiyorum. Evet. Next
diye. Merhaba sınıf. Hello. Bugün yeni bir öğrencimiz var. Bugün testimiz var. Çok kolay. Vakit doldu. Benim için çok kolaydı. Evelyn, senin notun F. Oh. Nastya, senin notun A. Adrian, notun F. Çok kötü. Pekala çocuklar, yarın görüşürüz. Yeni okul eşyaları alabilir miyim? Benim defterim, kalemim hiç de güzel değil. Onlarınki parlak parlak, çok güzel. Olmaz tatlım, üzgünüm. Şu anda paramız yok. Bunun için daha çok çalışmam gerekiyor. Tamam baba. Günaydın. Ah. Çok güzel, bakabilir miyim? Hayır. Zincirimi gördün mü? Çok güzel. Saatime bakar mısınız? Vay canına, süper havalı. Bu yeni gümüş ve elmas mücevherleri, bilezikleri ve yeni tacı aldım. Gerçekten harika. Yeni test başlıyor. Hepsi bitti. Oh, Adrian, bu ne böyle? Hepsi yanlış. Yine iyi iş çıkardın. Çok güzel değil mi? Hayır Evelyn, çok kötü. Tamam, dersler bitti. Çocuklar, oyun zamanıma gelmek ister misiniz? Oh, hayır. Hey Evelyn, benimle oynamak ister misin? Görüşürüz. Doğru. Tamam, bilirim. Hı-hı. Baba bak. Hepsi orada. Vay. Aferin. Baba, bana bilezik, kolye, taç alır mısın? Hayır, özür dilerim. Yapamayız. Hey, Evelyn, şuna bak. Sen buraya gelsene. Yer değiştirelim. Anda acayip takipçim oldu. Al, sen de beni takip et. Bu son şansınız. Tamam. Süre doldu. Ne? Hayır. Hiçbir şey yapmadım, hayır. Çocuklar, ailenizi arayacağım. Aferin Nastya.
Güzel iş. Oğlum, buraya gel bakalım. Okuldaki tüm notların kötüymüş. Bana bütün eşyalarını, zincirini ve şapkanı veriyorsun. Az önce öğretmenim beni aradı. Baba, bunları geri ne zaman alacağım? Notlarını düzelttiğin zaman. Evelyn, bunu okulda mı yaptın? Eşyalarını bana ver. Baba. Sen çok başarılı bir öğrencisin. Bak şimdi yeterince param var. Ne almak istiyorsun? Lütfen bir telefon, lütfen. Al bakalım. Teşekkür ederim. Hadi bakalım. Merci. Günaydın sınıf. Merhaba öğretmenim. Merhaba öğretmenim. Bakın çocuklar, bir telefonum var. Şimdi sizinle oynayabilirim. Ne oldu çocuklar? Babam bütün eşyalarımı, telefonumu, çantamı, her şeyi aldı. Çünkü notlarım çok kötü. Tamam, sana ne oldu? Okuldaki notlarım çok kötü. Tüm testlerden F aldım. Babam da tüm eşyalarımı elimden aldı. Çocuklar merak etmeyin, size yardım edeceğim. Bakın çocuklar, siz ikiniz böyle yaptınız. Evet, ve burada kayıp numarayı bulup bunu yapıyorsunuz. En iyisini yapmaya çalışın. Hey Nasya, cevap ne? Aa, tamam. Adrian, çok iyi. Oh, çok şükür. Teşekkür ederim. Harika. Aferin Evelyn. Evet. Nasya, çok teşekkür ederim. Yardımın için teşekkür ederim. Nasya, bu senin için. Teşekkür ederim. Nasya, bu senin için. Teşekkürler Adrian. Sen iyi bir arkadaşsın. Wow. Çocuklar, size nasıl davranmasını istiyorsanız, insanlara siz de öyle. Çocuklar, unutmayın, değerli şeyler her şey değildir. En önemli şey bilgidir. Evet, ve iyi arkadaş ol. Next video. Selam. Merhaba. Bugün bir test yapacağız. Kalemini alabilir miyim lütfen? No! Öğretmenim, kalemimi kırdım. Al bakalım kalemi. Teşekkürler. Martin, bana bir kağıt verir misin lütfen? Hayır, bu sadece benim için. Tamam, süreniz doldu. Aferin. Kötü, çok kötü. Dersimiz matematik. Tahtaya kim çıkmak istiyor? Nastya. Öğretmenim eline bakıyor. Elini göster bakalım. Bunu asla kabul edemem. Öğle yemeği zamanı. Öğle yemeğimi unuttum. Evet çocuklar, yarın görüşürüz. Pazar günü bir partim var. Ben de partiye gelebilir miyim?
gelmeye gelir misiniz? Oo, tamam. Mutlaka geleceğim. Oh, ne oldu? Okuldaki çocuklar benimle arkadaş olmak istemiyor. Onlara nasıl davranıyorsun ki? Şöyle. Hayır hayır hayır. Daha arkadaş canlısı olmalısın. Tamam, dinleyeceğim. Günaydın Nastya. Günaydın. Günaydın çocuklar. Nastya, tahtaya gel bakalım. Hey Nastya. Aferin. Teşekkürler. Tamam, ben sana yardım edeceğim. Teşekkür ederim. Nastya, bu senin için. Teşekkür ederim. Çocuklar, bence Martin iyi bir arkadaş. Martin'i de partime davet edeceğim. Martin, benim partime gelebilir misin? Oo, teşekkür ederim. Mutlaka geleceğim. Arkadaş olalım mı? Evet, tabii ki.